Doğru, tarafsız dürüst haberin merkezi Alanya Posta TV ana haber merkezinden hepinize mutlu akşamlar. Efendim bendeniz Refik Doğru, gündemin kalbi Alanya Posta TV ana haber merkezinden hepinize sağlıklı günler temenni ederiz. Doğru, tarafsız, dürüst haberin merkezi Alanya Posta TV ana haber merkezinden hepinize mutlu akşamlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi. Erdoğan, çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorisindeki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun %80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı renge dönen Antalya ve Alanya bölgesi içinse Ramazan ayında uygulanacak yasaklara değindi. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasının artık cumartesi ve pazar günü olarak süreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında kırmızı kategorideki illerimizin sayısı nüfusumuzun %80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyon rakamına ulaşılmasının etkilerini sahada görmeye başladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sayede ileriki yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Genel olarak her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hastası oranları aynı düzeyde yükselmiyor. Buna rağmen vaka ve hasta sayısı, vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadırlar. Bilindiği gibi illerimizi vaka, hasta, vefat, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak renklere ayırmıştık. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun %80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler ışığında şu hususları milletimizle paylaşma kararı aldık. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de %50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir. Ramazan ayındaysa hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız. Mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur etkinlikleri gerçekleştirilemeyecek. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmelere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkıları sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek. Ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayabileceğimiz bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum diye konuştu. Korumanın yanında gözünü ve gönlünü ülkemize çevirmiş milyonlarca kardeşimizin hukukunu savunmak için de gösteriyoruz. Efendim bir konumuz var ki o da esnaf. Esnaf elbette ki tam 1,5 yıldır bazen çok uzun o 3 aylık kısımda da sokağa çıkma yasağında da hiç kepenk açmadılar. Elbette krediler birikti, efendim söyleyeyim SGK ödemeleri, primler birikti. Şimdi ise bununla ilgili haberimiz. Alanya'daki oda başkanları son kabine toplantısı sonrası ilçede cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması ve esnafa yönelik sınırlamaları değerlendirdi. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, insanların duyarsız davranmasını eleştirerek kurallara uymayanlara uygulanan ceza işlemden elde edilen paranın esnafa ödenmesini istedi. Esnafın kurallara uyduğunu, kaymakamlık, belediye, jandarma ve polis tarafından denetimler yapıldığını dile getiren Demir, kaymakamlık makamındaki toplantıdan sonra biz de denetlemeye katıldık. Bizler de üyelerimizi ziyaret ediyoruz. Gezmiş olduğum hiçbir esnafın dükkanında sıkıntı yaşamadım. Hepsi kurallara uyuyor vaziyette ama maalesef bizlerin, kaymakamlığımızın, belediye başkanımızın, devlet büyüklerimizin uyarmasına
olmasına rağmen uyarılar hiçbir işe yaramadı. Neden insanlar bu kadar duyarsız davranıyor? Neden esnafı perişan ediyor? O zaman halk esnafın zararını ödemeli. Gezene cezai işlem uygulanmalı. O kesilen ceza da esnafa ödenmeli. En azından esnaf dükkanını kapattığında onların zararı karşılanabilsin. Esnafın iki gün dükkan kapatması demek hafta içi kazandığının yok olması, zarar etmesi demek. Halkımıza sesleniyorum. Herkes sorumluluğunu bilsin. Maskesini taksın, mesafesini korusun. En büyük zararı gören esnaf. Esnaf odası başkanı olarak çok üzülüyorum. Buradan tekrar tekrar uyarıyoruz. Böyle giderse sezonda turist de gelmeyecek. Olan yine esnaf olacak dedi. Türkiye'mizi düşünmesi lazım. Türkiye'nin her yerinde maalesef böyle bir düşünce yok. Herkes kendi işinin görüldüğüne bakıyor. Olmaz. Onun zararı bize de oldu. Tabii en büyük zararı gören de bizim esnaflarımız. Neden derseniz cumartesi günü kapama geldi. Saatler değişti. Yazıktır bu esnafa. Zaten bir yıldır mahvı perişan bu esnaf. 13 aydır yani bir yılı geçti bu esnaf. Perişan zaten. Niye halk bu kadar densiz davranıyor? Esnafı perişan ediyor. O zaman halka esnafın zararını ödettirelim. Sadece devlet ödemesin. Gezenin cezası kesilsin. O kesilen ceza da esnafa dönüş yapılsın. En azından esnaf dükkanını kapattığı zaman cumartesi 2 gün kapanılı demek esnafın 6 gün 5 gün çalışıp da 2 gün kapalı demek bütün karını, bütün kazancını götürmüş olur. 1 Mart itibarıyla yeni normalleşme sürecinde lokanta, restoran, kafe gibi işletmelerin %50 kapasiteyle işyerlerine müşteri kabul etmeye başladığını ancak gelinen noktada vaka artışları sebebiyle yeniden kısıtlamaya gidildiğini aktaran Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci de "Bugün gelmiş olduğumuz noktada yine maalesef bedelini biz ödüyoruz. O yüzden üzgünüz, restoran, kafe ve lokantacı arkadaşlarımız 3. kez kapanma olayı yaşıyor. O yüzden onlar da çok zor bir süreçten geçiyor. Alanya'da yine cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu dönem içerisinde eskiden olduğu gibi lokantacılar yeniden paket servisi olarak hizmet etmeye devam edecek. Ramazan-ı Şerif'e kadar bu şekilde devam edecek. Ramazan'da da bu sadece paket servisi olmak üzere açık kalacak. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi sadece Ramazan'da böyle bir uygulama yapılacak. İnşallah Ramazan'dan sonra bayram arifesinde daha güzel günleri hep beraber yaşarız. Sadece restoran, lokanta ve kafelerin kapanması yeterli değil. Bugün toplu ulaşım araçlarının %100 kapasiteyle çalışmalarına devam etmesi ve pek çok konuda başka tedbirlerin alınmaması pandemide etken olacaktır diye konuştu. Daha güzel günlere beraber yaşarız ve bu bir aylık süreçte de ülkemizdeki vaka artışları sona erer ve hastalık inşallah pandemide büyük yol almış oluruz diye düşünüyorum inşallah. Ama tabii sadece bizim lokanta, restoran ve kafelerin kapanması yeterli değil. Yani bugün dolmuşların, toplu ulaşım araçlarının %50 kapasitenin %100 kapasiteyle çalışmaya devam etmesi ve birçok konuda başka tedbirlerin de o konuda alınmaması bence pandemide etken olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden inşallah sadece bizim kapatmamızda bu sorun da çözülür diye düşünüyorum. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel dün akşamki kabine toplantısının ardından açıklama yaparak "Ekonomiyi her zaman kazanabiliriz ama sağlığı bir kez daha geri getiremeyiz." dedi. Kaymakam Ürkmezer ise "Kurallara uymak da kendimizi ilgilendiriyor. Trafikte de pandemide de aynı şey geçerli. Şimdi çarşı çok kalabalık diyoruz, kendimiz de çarşıdayız" ifadeleriyle vatandaşları uyardı. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile İçişleri Bakanlığı'nın yaya önceliği kapsamında kırmızı çizgi uygulamasına katılan Başkan Yücel, kırmızı kategoride yer alan cumartesi sokağa çıkma yasağı uygulanacak olan Alanya için uyarılarda bulundu. Başkan Yücel, "Maalesef son zamanlarda gerek bölgemizin gerek ülkemizdeki 58 ilin kırmızı kategoriye geçmesi bizi son derece üzüyor ve endişelendiriyor. İnanıyorum ki en kısa zamanda sağlıklı günlere kavuşacağız ama yine de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak vebal almamak adına kendimizde dikkat ederek, çevremizi de yönlendirerek son kabine toplantısındaki değişikliklerden sonra daha dikkatli olacağımızı düşünüyorum. Ekonomiyi her zaman kazanabiliriz ama sağlığı bir kez daha geri döndüremeyiz. Bunun için önce sağlık diyoruz." Yani inanın bunu hiç istemediğimiz bir durum. Şu anda belirli noktalardaki sağlıkla ilgili tedbirlerin alınması konusuyla ilgili buradaki başta kaymakamım ve kamu kurum kuruluşları, yerel yöneticiler, sivil toplum örgütleri olarak hepimiz var gücümüzle mücadele ediyoruz. Ama maalesef ki şu son zamanlardaki gerek bölgemizde gerekse ülkemizdeki bu kırmızıya dönme bizi gerçekten son derece üzüyor ve endişelendiriyor. Çünkü sağlık her şeyden önemli olduğunu hepimiz bir kez daha
yeğliyoruz. Hep aynı konunun konuşulduğunu ancak sürekli başkasının eleştirildiğini belirten Kaymakam Ürkmezer'de kurallara uymakta kendimizi ilgilendiriyor. Trafikte de pandemide de aynı şey geçerli. Şimdi çarşı çok kalabalık diyoruz, kendimiz de çarşıdayız. Restoranlarla ilgili şikayet ediyoruz. Kendimiz de aynı restoranlara gittiğimizde benzer taleplerde bulunuyoruz ya da kendimiz olarak uymuyoruz. Aslında her şey kurallara uymaktan geçiyor. İnsanların nasıl trafikte kurallara uymalarını istiyorsak pandemide de kurallara uymalarını istiyoruz. Başkan Yücel'in dediği gibi her şey geri gelir ama sağlık en önemli şey. Vatandaşlarımız önce kendi can güvenlikleri, sağlıkları için, sonra etrafındaki sevdiklerinin can güvenliği için kurallara uysunlar. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar. Nasıl ki zamanında iyi durumdaysak tekrar iyi durumda olmak istiyoruz. Trafikte de aynı şey geçerli. Pandemide de aynı şey geçerli. Şimdi diyoruz ki çarşılar çok kalabalık diyoruz. Kendimiz de aynı çarşıdayız. Restoranlara da diyor şikayet ediyoruz. Kendimiz o restoranlara gittiğimizde benzer taleplerde bulunuyoruz. Veyahut da kendi kendimiz olarak uymuyoruz. Ya aslında her şey ama her şey kurallara uymaktan geçiyor. Lütfen vatandaşlarımız nasıl trafikte istedik kurallara uymalarını, pandemide de kurallara uymalarını çok istiyoruz. Sayın Başkanımızın dediği gibi her şey geri gelir ama sağlık en önemli şey. Lütfen vatandaşlarımız önce kendi can güvenlikleri için, kendi can sağlıkları için, sonra etraflarındaki ve sevdiklerinin can güvenlikleri ve can sağlıkları için kurallara uysunlar. Maske, mesafe ve hijyen, temizlik kurallarına mutlaka riayet etsinler. İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik ışıksız yaya geçitlerinde kırmızı rengin yer almasına yönelik uygulamaya Alanya'da da geçildi. Alanya'da yaya önceliği konusunda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla ışıksız yaya geçitlerindeki beyaz şeritler kırmızıya boyanmaya başladı. Atatürk Caddesi'ndeki uygulamaya Alanya Kaymakamı Fatih Hükmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya Belediye Zabıta Müdürü Naci Uzunsakallı emniyet ve zabıta personeli katıldı. Etkinlikte yaya geçidinin ortasında bulunan beyaz şerit Kaymakam Hükmezer, Başkan Yücel, Jandarma Komutanı Mindivanlı ve Emniyet Müdürü Avcı tarafından kırmızıya boyandı. Etkinlik sonrasında açıklamalarda bulunan Ürkmezer, bir yaya geçidini sembolik olarak kırmızıya boyayacaklarını söyledi. Tabii İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda biliyorsunuz 2020 yılı trafik yılıydı. Biz bu çalışmaları 2021 yılına devam ediyoruz. Öncelik yayının öncelik hayatın sloganıyla başlayan çalışmalar bugün de 30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz diye. Tüm Türkiye'de aynı anda olduğu gibi ilçemizde de Sayın Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımızla beraber ve Trafik Derneği'ne bağlı ve Trafik Parkı'ndaki eğitim gören çocuklarımızla beraber Alanya'mızın merkezindeki bir yaya geçidinde sembolik olarak bir şeridi kırmızıya boyadık. Ürkmezer, Alanya'daki bütün ana caddelerde ışıksız yaya geçitlerinde aynı şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Emniyet, jandarma bölgesinde bu çalışmalar var. Amacımız burada yaya geçitlerine dikkat çekmek. Bölgemizde hem yaya hem de araçta yolculuk ederek trafiğin öznesi oluyoruz. Yaya geçidindeki kızdığımız şeyleri sürücü olarak kendimiz yapabiliyoruz. Amacımız bunun önüne geçmek, yayaya öncelik tanımak. Işıklı geçitlerde zaten herkes kuralı biliyor ama ışık olmayan geçitlerde tüm vatandaşlarımızı Alanya gibi trafiğin çok yoğun olduğu bölgelerde yayalara saygı duymayı, onlara öncelik tanımayı davet ediyorum dedi. Bütün Alanya'daki ana caddelerde, bütün ışıksız yaya geçitlerinde aynı şekilde çalışmaları yapıyoruz. Emniyet bölgesinde, jandarma bölgesinde bu çalışmalar var. Amacımız burada yaya geçitlerine dikkat çekmek. Hepimiz aynı zamanda hem yaya olarak hem de araç sürücüsü olarak bazen araçlı yolculuk ederek trafiğin öznesi oluyoruz. Yaya geçidinde kızdığımız şeyleri, sürücülere kızdığımız şeyleri sürücü olarak kendimiz yapabiliyoruz. Amacımız bunun önüne geçmek, yayaya öncelik tanımak. Özellikle ışıklı geçitlerde zaten herkes kuralı biliyor, ışığa uyacak. Ama ışık olmayan geçitlerde bütün vatandaşlarımızı yayalara saygı duymaya, onlara öncelik tanımaya, yaya gördüklerinde, Alanya gibi özellikle trafiğin çok yoğun olduğu yerlerde yayalara saygı duymaya, bu sayede de canlarımızı korumak istiyoruz.
İçişleri Bakanlığı'nın yaya öncelikli haklarını kanunlaştırmasının ardından sonraki çalışmaları tüm caddelerde uygulamaya çalıştıklarını belirten Başkan Yücel de, uygulama önemli değil ama buradaki halkın duyarlılığı daha önemli olduğunu düşünerek yapması bizden, uygulaması halkımızdan. Önce yayaya saygının olduğu bir trafik akışının olması dileğiyle tüm çalışmaların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu. Biz yerel yöneticiler ve buradaki kamu kurum kuruluşları Sayın Kaymakamımız önderliğinde bu bölgede İçişleri Bakanlığımızın yaya öncelik hakların verilmesi kanunlaştırmasından sonraki çalışmalarımızı hepsini milfiil tüm caddelerde uygulamaya çalışıyoruz. Uygulamak önemli değil ama buradaki halkın duyarlılığı ve trafiğin buna duyarlılığı daha önemli olduğunu düşünerek yapması bizden, buna uygulamak halkımızdan ve önce insan, yani yayaya saygının olduğu bir trafik akışının olmasını dileğimizde ben şimdiden bütün çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. Alanya Gazipaşa Havalimanı, Türkiye ile Ukrayna arasında yapılan anlaşmayla uçuş yapılacak havalimanları arasına eklendi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ukrayna ile Türkiye arasındaki tarifeli uçuş sayılarının artırıldığı, ayrıca Alanya Gazipaşa Havalimanı'nın da tarifeli uçuş yapılacak noktalar arasına eklendiği belirtildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama şöyle: Türkiye ile Ukrayna Sivil Havacılık Otoriteleri arasında sivil havacılık alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla temaslar gerçekleştirildi. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzle Ukrayna Sivil Havacılık Otoritesi arasında gerçekleştirilen yazışmalar neticesinde Antalya Gazipaşa Türk Hava Yolu Şirketleri için ülkemizdeki çıkış noktaları arasına eklendi ve Ukrayna Havayolu Şirketleri için de ülkemizdeki varış noktaları arasına eklenmiş oldu. İki ülke arasında sivil havacılık işbirliğinin geliştirilmesi amacına matuf yapılan bu değişiklikle Türk Havayolu Şirketleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Dalaman, Bursa, Adana ve Gazipaşa'dan çıkış yaparak Ukrayna'ya sefer düzenleyebilecekler. Buna mukabil Ukrayna Havayolu Şirketleri ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Dalaman, Bursa, Adana ve Gazipaşa'ya sefer düzenleyebileceklerdir. Gazipaşa Kiev hattı için haftalık 14 frekans, Gazipaşa ile Ukrayna'daki diğer noktalar için haftalık 7'şer frekans anlaşmaya eklenmiştir. Ayrıca Bodrum Kiev hattı için mevcut olan haftalık 7 frekans 14 frekansa çıkarılmıştır. Bu kapsamda ilave bir nokta ve toplam 112 frekanslık kazanım elde edilmiştir. Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şubesi 3. olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimde Şifa Çiçek oy birliğiyle Antalya Şubesi Başkanlığı'na yeniden seçildi. Jüriyesi arkadaşlarımı öncelikli olarak... Genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan Başkanlığı'na Mevlüt Yenik, katip üyeliklere ise Hasan Yavaşlar ve Sercan Aytış seçildi. Daha sonra Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şubesi'nin seçimine gidildi. Tek listeyle gidilen seçimde Şifa Çiçek, oy birliğiyle Antalya Şubesi Başkanlığı'na seçildi. Yönetim kurulundaysa Murat Özgen, Koray Geçgel, Ersin Aydın, Ali Bayraklı, Erkan Erman ve Mehmet Akif Arıcı yer aldı. Denetleme kurulunda Haşmet Öken, Emin Demir ve Cengiz Altay görevlendirildi. Türkiye Spor Yazarları Derneği Antalya Şubesi Başkanlığı'na seçilen Şifa Çiçek şubenin kuruluşundan bu yana başkanlık görevini yürütenlere teşekkür etti. Çiçek, aldığımız bayrağı yukarı taşımak istiyoruz. Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin daha iyi yerlere gelmesi için ikinci dönem daha çok çalışacağız. Beni başkan gibi düşünmeyin. Herkes elini taşın altına soksun, hep beraber çalışalım dedi. Ümit Milli Takımımız Haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası grup eleme müsabakaları öncesinde Alanya'da bugün Sırbistan'la özel maçta karşı karşıya geliyor. Hazırlıklarını Belek'te yapan genç milliler son çalışmasını dün maçın oynanacağı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda yaptı. Ümit Milli Takım kadrosunda Aytemiz Alanya Spor'un genç yeteneği Umut Güneş de bulunuyor. Alanya'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak Türkiye U21 Sırbistan U21 karşılaşması saat 19'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Alanya Kestel Spor'un Gümüşhane deplasmanında karşılaşacağı Kelkit Belediye Spor maçını yönetecek hakemler açıklandı. Mislikom 3. Lig'de telafisi olmayan haftalara girilirken Alanya Kestel Spor'un deplasmanda çıkacağı 1954 Kelkit Belediye Spor karşılaşmasında Düdük Çanakkale Bölgesi Klasman Hakemi Tolga Tugay İnan'da olacak. Eğitimci olan maçın orta hakemi Tolga Tugay İnan'ın yardımcılığını Turhan Akbaş ve Gürcan Dönmez yapacak. Karşılaşmada Deniz Dilşense 4. hakem olarak görev yapacak. İşte Mislikom 3. Lig'de 4. grupta 1 Nisan Perşembe günü oynanacak 29. hafta maçları ve görev yapacak hakemler.
Bergama Belediye Spor, Karaköprü Belediye Spor, Mustafa Hakan Belder, 68 Aksaray Belediye Spor, Yıldırım Spor, Onur Bingöl, 1954 Kelkit Belediye Spor, Alanya Kestel Spor, Tolga Tuga İnan, Sultanbeyli Belediye Spor, Düzce Spor, Erkan Engin, Kozan Spor Futbol Kulübü, Adıyaman 1954, Murat Türkoğlu, Muğla Spor, Silivri Spor, Ahmet Resul, Kırıkkale Siirt İl Özel İdare, Raşit Yorgancılar ve Modafen, Bayrampaşa, Oğuzhan Uğurlu. Ben Deniz Refik Doğrulu, gündemin kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize sağlıklı günler temenni ederiz. Tarafsız bir üst haberin merkezi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar. Efendim ben Deniz Raif Doğrulu, gündemin kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize sağlıklı günler temenni ederiz.